Selamlar Mavi Kadın izleyicileri. 18 Haziran İkizler yeni ay ile karşınızdayım. Yeni aylar neydi onu bir hatırlayalım. Yeni aylar yeni başlangıçlar zamanıydı. Hayatımızda yeniden başlamak istediğimiz, yapmak istediğimiz, açmak istediğimiz sayfalar varsa bu yeni ayları kullanıyoruz. Özellikle birkaç gün sonrası çok daha verimli olacaktır. Yalnız bu yeni ayın içerisinde şöyle bir şey var. Bir Neptün karesi var. Aldanmalara, kanmalara, kandırılmalara açık olacağımız bir yeni ay ya da oldu da kandırıldıysak bunların da ortaya çıktığı bir yeni ay olabilir. Gökyüzünde aynı anlarda Mars'la Venüs kavuşacaklar ve bir Merkür 60'lığı yapacaklar. İlişkiler konusunda konuşmak, anlatmak, artık kendinizi biraz ifade etmek istiyorsanız bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Öğrenmemiz gereken ne varsa da öğreneceğiz diyebiliriz. Burçlara ve yükselen burçlara etkisine gelirsek. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, tam bir iletişim kelebeği olacaksınız bu dönem. Her yere çağrılabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizinle zaman geçirmek isteyebilir. Seyahat planları yapabilirsiniz. Araba almak istiyorsanız yine bu dönemi kullanabilirsiniz. Ama en başta söylediğim Neptün karesine dikkat edin. Aldanmalar, kanmalar, kandırılmalar da aktif olacak bu dönem. O yüzden bütün koşulları iyice gözden geçirmeye gayret edin. Gökyüzündeki Venüs-Mars kavuşumunun Merkür etkisi ise size yeni flört fırsatları getirebilir. Hayatında kimse yoksa eğer elbette. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu yeni ay para evinizde gerçekleşecek. Parasal anlamda size güzel fırsatlar getirebilir, güzel başlangıçlar getirebilir. Ama çevrenizden gelecek zorlanmalara, borç alıp borç verme ilişkilerine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gökyüzündeki kavuşum size yine parasal anlamda güzel haberler getiriyor olacak. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu yeni ay tam yükseleninizde ya da güneşinizin üstünde olacak kuvvetle muhtemel. Bunun anlamı da sizin için tam bir yeni başlangıç zamanı aslında. Hayatınızın her alanına yansıyan yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama kariyer konusunda hayal kırıklıkları olabilir bu dönem. Ona dikkat edin. İletişimin çok bol olduğu bir döneme giriyorsunuz. Güzel seyahatler de karşınıza çıkacaktır. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu yeni ay 12. evinizde geçecek. Sizin için birazcık daha ruha dönme, kalbi dinleme, biraz meditasyon çalışması yapma, rüyalara dikkat etme zamanı. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, eğitim konularınız varsa bu konulara dikkat edin. Burada biraz aldanmalara açık olabilirsiniz. Gökyüzü size güzel finansal kaynaklar da verecek gibi görünüyor. Dediğim gibi eğer ruhunuzu dinleyip biraz kendinize dönüp önceliklerinizi belirleyebilirseniz ya da odaklanabilirseniz eğer. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu yeni ay 11. evinizde gerçekleşecek. Size diyecek ki hayat, yeni ortamlara gir, yeni insanlarla tanış, hayaller, yeni hayaller kur, onlarla ilgili adım at diyecek. Ama finansal konulara çok dikkat edin. Çünkü Neptün karesini oradan alacaksınız. Krediler, vergiler gibi konularda sorunlar çıkabilir. Aman dikkat edin. Gökyüzü dediğim gibi size yepyeni şahane insanlar, yeni ortamlar, yeni fırsatlar getiriyor olacak. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, kariyer evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Yeni iş arayanlar varsa, iş değiştirmek isteyenler varsa, işle ilgili bir terfi beklentisi olanlar varsa bu dönemi kullanabilirler ama ilişkiler, ortaklıklar, uzun süreli arkadaşlıklar konusunda birazcık daha temkinli ve dikkatli olmakta fayda var. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu yeni ay size yeni bir eğitim fırsatı, yeni bir yurt dışı seyahat fırsatı, vizyonunuzu geliştirecek çok farklı insanlar getiriyor olabilir. Sadece günlük rutinleriniz, yardımcılarınız konusunda dikkatli olun çünkü biri sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu yeni ay para evinizde gerçekleşecek, yatırım evinizde gerçekleşecek. Yepyeni yatırım kaynakları bulabilirsiniz. Yatırım kaynaklarınızla ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz ya da güzel fırsatlar görebilirsiniz. Ama lütfen çok spekülatif piyasalardan uzak durun. Çünkü Neptün sizi oradan kareliyor olacak. Spekülatif piyasalarda çok yanılgıya açıksınız. Aman dikkat. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar, bu yeni ay size eğer yalnızsanız ilişki fırsatları getirebilir. Ya da hayatınızda biri varsa onunla yeni adımlar atabilirsiniz. Ama bir Neptün karesi var gökyüzünde. Ailesel sebeplerle bazı hayal kırıklıkları yaşatabilir bu yeni ay. Yine aynı zamanda da güzel ortaklıklar olabilir bu dönem. Yine söylediğim gibi güzel fırsatlar veriyor gökyüzü size. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bu yeni ay sizin iş evinizde ve günlük rutinlerinizle ilgili olacak. Yani yeni iş fırsatları bulabilirsiniz. İşinizle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. İyi yardımcılar bulabilirsiniz. Bu hayatta sizin hayatınızı kolaylaştıracak insanlara denk gelebilirsiniz. Ama arkadaşlar konusunda biraz hayal kırıklığına açık olacaksınız. Buna dikkat edin. Yine bu dönem seyahatler planlıyorsanız her şeyi birkaç kere kontrol etmeye dikkat edin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar,
var. Bu yeni ay aşk evinizde gerçekleşecek. Yalnız olanlar sevinç çığlıklarını atmaya başlayabilirler. Güzel fırsatlar getirebilir. İlişkisi olanlar için de yine bu dönem çok güzel ve çok keyifli geçebilir. Çok eğlenceli geçebilir. Sadece gökyüzündeki Neptün karesi parasal konulara dikkat et diyor. Yani gelen mutlulukla beraber fazla harcamamaya dikkat edin derim ben. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar, bu yeni ay sizin halinizin içinde gerçekleşiyor olacak. Evinizi güzelleştirmek, aileyle ilgili sorunları çözmek, taşınmak gibi planınız varsa bu dönem bunları gerçekleştirebilirsiniz. Ama unutmayın, gökyüzünde bir Neptün karesi olacak. Bu dönemde genel anlamda hayatın her alanında adımlar atarken, büyük adımlar atarken çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bazı hayal kırıklıkları da beraberinde gelebilir. Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, 18 Haziran yeni ayından bahsettik. İkizler yeni ayından bahsettik. Bol iletişim, biraz da dedikodunun olduğu bir yeni ay olacak. Güzel fırsatlara gebe ama gökyüzünde bir Neptün karesi var. Aldanmalara da açık olacağımız bir dönem. Daha temkinli olmakta fayda var. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.